Bugün de açılışımızı tavuk gıdaklamasıyla, horozun ötmesiyle açalım. Hayırlı günleriniz olsun. Selamun aleyküm cümleten. Gönlü güzel takipçilerim, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik versin. Bizimkiler gidiyor. Demircinin, başkanının hem konuşması varmış hem yiyeceği varmış. Çocuklarla birlikte Serkan gidiyor canlar. Tavuğumuz yumurtluyor. Yaz geldi. Bugün de bir ayrı sıcak var. Maşallah. Barikallah. Şöyle göstereyim. Balkon açılışımızı yaptık. Kimler vardı? Arzu vardı. Arzu'nun eşi vardı. Bir kahve içtik. Türk kahvesi. Onları uğurladım canlar. Şimdi buraları toparlayacağım. Şurada da koyun gidiyorlar. Şöyle göstereyim. Koyun, keçi. Şurada iki tane bayan oturuyor, görüyorsunuz. Hatta üç tanelermiş. Ben iki zannediyordum. Bak biri kalktı. İkisi de oturuyor. Akşam annemgil vardı biliyorsunuz. Bulaşıklar falan yıkadım sevgili takipçilerim. Şurada da çubuklar vardı. Oradaki çubukları kestim canlar. Araba gelip giderken iyi olmuyordu. Dönmesi falan. Tamamen kökten nacağına kestim. Canlar. Bunlar kimmiş? Bilmiyorum bunlar. Nereye misafirliğe gidiliyorsa. Şimdi ben buraları toparlayayım canlar. Mutfağımı da şöyle bir göstereyim. Sütü koyduydum arkadaşlar. Onu da ağzını iyi kapatmamışsın. Buzdolabına o dökülmüş. Biraz sonra oraları sileceğim. Şöyle inceden değil de bir aldırdım. Kahveyi içtik. Türk kahvesi. Çay yapayım dedim. Vaktimiz yok dediler. Mutfağımız son hali. Bir şey yok. Bu arada annem bana çıtlık getirmiş canlar. Şöyle göstereyim. Canım annem. Canım babam gerçekten sağ olsunlar. Bizleri hepimizi ayrı ayrı düşünerekten yavrularını getirmişler. Çıtlık da çıtlık maşallah. Çekirceğin, koyun otu, evelik. Çok güzel. Şimdi ben evimi bakım temizleyeyim biliyor musun? Devamında görürsünüz canlar. Arkadaşlar balkonu şöyle toparladım. Masasını falan kaldırdım. Çamaşırlarımı astım canlarım. Annem çıtlık getirmiş. Sofram temizdi yaş olduğu için. Onu da oraya serdim. Kurusun. Şöyle masamı tekrardan buraya koydum. İbrahim'in topu da burada. Bu arada balkonumu da güzelce süpürdüm. Şu terliğimi de balkon terliği yaptım canlar. Şimdi mutfağımı da toparladım. Acıktım. Bugün çıtlık dürüneceğim. Bizimkiler yemeğe gitti. Şu da kilere inecek arkadaşlar. Şu kayınvalidemin pahırı o da gidecek. Ondan sonra elmas bacınız ne yaptı? Bakın badem ıslattım. Evimin etrafına badem ekeceğim. Yüksel babam akşam çevrele, evin çevresine ekme badem. Öteye fideden, topraklı fideden çabuk büyür dedi. Bu arada limonu dışa koyacaktım güneşli olduğu için. Babam daha kar yağar dedi. O yüzden çıkarmadım canlar. Buralara süpürge tuttum. Silmedim sevgili takipçilerim. Şöyle buzdolabına süt döküldüydü. Orayı sildim güzelce tekrardan. Aslında bu sütle bir poğaça yoğursam iyi olur. İbrahim okula gidecek yarın. Azana falan koyarım götürür canlar. Çıtlıklarım burada. Beni bekliyor. Bu
Bu ekme çıtlığı. Bu da toplama çıtlığı. Yufka suladım. Annem elma kahı getirmiş arkadaşlar. Akşam mısır getirmiş. Benim mısır biliyorsunuz oradaydı. Şöyle elma kahı koymuş. Anamın boğazından geçmez. Şimdi ben soframı sereyim. Karnımı bir doyurayım canlar. Ondan sonra vlogumun devamında bakalım. Elmas bacı nasıl? Buraları da güzelce sildim bu arada. Lahmacun yaptım. Her taraf unudu. Tertemiz oldu sevgili takipçilerim. Değerli takipçilerim, ben çıtlığımı mutfakta döneceğim. Şöyle soframı, omuzuma çıtlığımı, yufkamı, tuzumu bir hazırlayıp birkaç kumadan. Ay, sofra kurulur da böyle 5 çeşit 10 çeşit yemek olur da mutlu olur ya hani. Şu an böyle bile mutluyum. İnanın. Hani biz küçükken alıştığımızda herhalde yemek falan hiç olmasa olur. Şimdi bu bal gibi gider bana. Bismillahirrahmanirrahim. Acıktım, saat 5'e geliyor. Kahvaltıyı saat 10 gibi yaptık, 10 gibi yaptık. Bismillahirrahmanirrahim. Önce şu kök çıtlığından dürüneceğim. Canım bunu çok istiyordu. Şöyle yine de bakayım. Gayet iyi yıkadım, kaç kere yıkadım ama bunun çamuru pek gitmez arkadaşlar. Takipçilerimiz yazmış. Burada da var ama toplayan yok. Siz küçüklükten gördüğünüzden seviyorsunuz diye olabilir. Biz bunu gerçekten ailece hepimiz seviyoruz. Gayetten tatlı. Bu çok ekmek yediriyor. Annem ayıklamış. Ellerini sevdiğim. Babamına. Allah yokluklarını göstermesin onlara. Kaynım da sever arkadaşlar. Biraz sonra acık da ona götüreceğim. O da çıtlık için ölür. Geçen acık verdim. Nasıl diyor, canım istiyordu. İyi görünüm geçti diyor. Vallahi bu top olduğundan böyle kuturdu. İkinci dürümümü hazırlıyorum, birini yemeden. Sizler bugün ne pişirdiniz ya sevgili takipçilerim? Ama yemek de adam iyice usandırıyor, pişir pişir. Ekul amcam dedi, karnımı göstermiş burada bir amca. İyilik bildiremedim demiş. Sizler de acıktınız mı? Ya da yemek istediler mi? Şöyle karnınıza vurup İyilik bildiremedim dedim. Bitirdim. Evde kimse yok. İbrahim de babasıyla gitti bugün. Ben de yürüyüş yapsam iyi olur da. Arabayla mı gitsem, yürüyüş mü yapsam kararsızım.
Aklıma şey geldi arkadaşlar. Bu çıktığı sonra yiyeceğim. Bu pek acı. Ekmek çıtlı. Şunu yiyeceğim. Doğuyup öğrenci boğuldum. Yoksa bunu yiyemeyeceğim. Acıkan karnım. Susayan da doymam sanarmış. Acıkan. Acıkan doymam. Susayan da karnım sanarmış. O da ben. Ben niye hep laflar test söylüyorum bilmiyorum. Şey diyecektim. Biraz önce bulaşık aldım ya. Geçen markette şey gördüm arkadaşlar. Ağzı kapaklı tencere gördüm. O tencereden alın diyor. Lahmacun yaparken beklemek zorunda kalıyorum. İyi büyük bir tencere, ağzı kapaklıydı. Bu arada çok soranlar oluyor. Lahmacun tavasında pişirdiğin zaman şu tavada, normal tavada abla üstü pişiyor mu diyenler var. Vallahi çok güzel pişiyor. Ben hep lahmacunlarımı onda yapıyorum normal bir tavada. Bir tane daha alın diyor. En azından beklemeyin. Hızlı hızlı yaptığım için beklemek zorunda kalıyorum. Pişmesi geç kalıyor. İkişer tavada pişireyim diyorum canına. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Arkadaşlar, toplama çıtlık, ekmek çıtlıktan daha lezzetli ve acısızdır. Ekmek çıtlık karı yiyecek. Karı yediği zaman acısı gider. Ben şu dürümümü de yiyeyim. Videomun devamında görüşürüz inşallah. Günaydın sevgili takipçilerim. Vlogumun devamında dün neler yaptım. Serpil görümcemi aradım kayınvalideme gidelim diye. Biraz ot götüreyim diye. O da Özlem'le gezmeye gitmiş. Kayınvalidem. Sonra Sultan ablanın oradalarım. Carfeltisiyle falan beni çağırdılar. Saat 4.30-5'ten sonra oraya gittim. Onların çenesine dayanamadım. Oradan markete geçtik Serpil görümcemle. Neler aldım? Bu tencereyi aldım arkadaşlar. Lahmacun yaparken bekliyordum. Bu arada çok soranlar olmuş lahmacun normal tavada pişiyor mu üstünün kıyması diye. Enfes pişiyor. İlk olaraktan altını kısıyorum arkadaşlar. Kendini için çeke çeke pişiyor. Daha sonra hamurunun kızarma şekli geliyor. Üstünün kaynama şekli geliyor. Zaten belli ediyor kendini. Ocağın altını açıyorum. Böyle hızlı ateşte fokur fokur kaynıyor. Çok da lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. O yüzden bir tane de bundan aldım 400 TL'ye. 32 santim görüyorsunuz şurada yazıyor zaten. Ben bunu yemeklerde kullanmayacağım. Sadece eğer yapacaksanız lahmacun tavanızı alın. Hiç yemek kullanmayın yemeklerde. Çünkü sadece hamur işinde kullanın. O zaman ne yapışıyor ne de yakıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Sabah sabah elmas bacınız açılışı hamurla yaptı. Şöyle İbrahim'in yatağını kaldırdım. Sobamı değiştirdim geldim. Yaktım üstüne çaydanlığımı koydum. Tavuklarımı saldım. Köpüşümü doyurdum. Şimdi el işi yapacağım canlar. Birazcık hamur yoğurdum. Elmas bacımız sabah sabah yine duramadı. Şöyle poğaça hamuru. 4 adet yumurta kırdım ben buna. 1 kiloya yakın süt kattım. Bugün biraz 1 su bardağı kadar da su ekledim canlar. Azıcık tuz attım. Maya attım. Yağ döktüm. Bir çimcik de tuz attım. Şeker attım. Ve güzelce yoğurdum. Şimdi bunu soframa sarayım. Mayası burada gelsin sobanın sıcaklığında, oda sıcaklığında. Biz kahvaltımızı yapana kadar kendi başında, kendi halinde gelsin canlar. Ben de biraz el işi yapacağım. Pullu yazmamı bitirdim. Üçüncü yazmama geçtim inşallah. Allah kolaylık versin. Evet gönlü güzellerim. Şöyle göstereyim. Hamurumun mayası, ekşisi gelmiş. Hele bir bakın teyzeleri. Coştu anam bu. Coştu kız bu, coştu kız. Sert mi olmuş diyor. Yok sert olmadı, gayet güzel. Şimdi birazcık daha kabarsın. Böyle iyicene coşsun. Ben bunu bir kaşık yardımıyla şöyle bir havasını alayım. Bir daha mayası gelsin canlar. O zaman güzel oluyor poğaçalarımız. Hemen bir kaşık getireyim.
Sonra elimin hamuru gitsin diye birazcık yağ döktüm arkadaşlar. Ondan sonra yağıyla bu şekilde karıştırdım. Hamura bak, fosur fosur. Pek de güzel olmuş. Şimdi ağzını kapatacağım. Bu şekilde bir daha mayalansın. Ondan sonra tepsilerime şeklini vereceğim canlar. Bu arada sert gibi gözüküyor ama değil. Ben bunu haşhaşlı yapacaktım. İbrahim sevmiyor haşhaşlıyı. O yüzden biraz çekerekten yoğurduydum. Olsun bakalım. Şöyle şekil vereyim diye biraz derli toplu yoğurduydum. Şimdi tekrar kapağını kapatalım. Yine aynı şekilde kabarsın. Tepsilerimizi şekillendirelim. Arkadaşlar, poğaça mı görüyorsunuz hamurunu? Tekrar coştu çıktı. Hı? Yine durmuyor yerinde. Şöyle bakın ablaları. Hele bakın. Fosur fosur oldu. Kahvaltımızı yaptık canlarım. Sinimizi suframızı kaldırdık. Çay keyfi yapıyor. Birazdan sobanın sıcaklığında poğaçalarımı şekillendireyim. Burada sıcakta yapayım. Mutfakta da pişireyim diyorum. Sizce nasıl fikir? Bence güzel fikir. Baba oğul ne örüyorsunuz? Sohbet ediyor. Arkadaşlar bu arada ben Nevşehir Hastanesi'nden randevu aldım. Nevşehir'i fethetmeye gidiyor. Hatice teyzenizin gözüne randevu aldım. Sonra aradım Hatice teyzenizi. O da kayınbabam çarşıdaymış. Bana da alsaydınız dedi. Ben de gözümü gösterseydim dedi. Gittim bir de onu aldım. 18'e, 118'e. 182. Ondan sonra ona da aldım. Ayhan'ıma da aldım. Kendime de randevu aldım. Üçüncü ayın 11'inde pazartesi günü Nevşehir'e fethetmeye gidiyor. Takipçilerimiz bizi görmek isterse Nevşehir Devlet Hastanesi'ne gelebilir pazartesi günü. Yok canım. Görüşürüz inşallah. Sobamız bu arada yanıyor. Şöyle bismillah diyeyim. Bir göstereyim. Serkan'cığım odun attı. Çayımız ısınıyor. Ben de şöyle çay keyfi yapıyorum. Aslında canım el işi yapmak istiyor ama biraz sonra Derman bacımgile gideceğim. Poğaçalarımı yaptıktan sonra çay keyfim bitsin. Poğaçalarımıza geçelim artık. Abo, bu yenilmez hale geldi. Artık yenilmez hale geldi. Türkçe indire çekersen oraya gidiyor. Bakın normalde yenilmez artık bu. Yani durmaz anlamında. Bir de yenilmez hale geldi. Artık yenmez bu anlamında gibi. Soframı serdim, tepsilerimi hazırladım. Hadi artık şekillendirelim. Sevgili takipçilerim, bismillahirrahmanirrahim. Ben şöyle fırın tepsilerimi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle azıcık elimizi yağa batıralım. Coştu coştu bu gayrı. Durmam değil. İbrahim'in azlığına yapıyorum canlarım ben bunu.
Çay içelim. İçeceğim. Poğaçalarımı yaptım da. Çörek otlu mu bacak? Yapayım mı? Yap. Çok olsun ömrü. Çörek otlu mu susamlı mı yapayım? Çörek otlu yap. Çörek otlu ona iyi olmaz. Çörek gibi oluyor. Olur olur. Harika oluyor. Kıracağız dedi. Kuş doktorunu randevu aldığın kadar varsın var ya. Valla. İlk şey bana da bahsedeceğim geçen başkanı. Allah'ım yarabbim. Anam bunların gözü görmüyor. Benim de gözüm görmüyor. Gerçekten işin esprisi arkadaşlar. Allah kimsenin sağlığını elinden almasın. Görmemek çok kötü. Göz her şey bir insanın sağlığı için. Aman ne varsa canım orada gerçekten o da orası da öyle. Yine de gözüm olmayınca olmuyor. Ama bir güzel olmuş. Anlatamam. Bakalım poğaçalarımız nasıl olacak? Tepsi daha olur ya da 3 tepsi yapmışsın. Yani tepsi olup da zaten 9 tane beze koyuyorum. Normalde sık yapmadım birbirlerine değmesinler diye. Tam haşhaşlı poğaça olacağımış ama İbrahim sevmediği için yapmadım arkadaşlar. Haşhaşım da vardı evde. Geçenlerde aldıydım. Dolaba koyduydum. Şöyle. Biraz yaklaştırsak aslında sıra bir daha bura. Tek bir daha koyun. 3 tane daha bura. Fırını bu arada ısıtıyorum. Şu an 180 derecede. Biraz sonra 200 dereceye getireceğim. Hamurlarım kabarsın. Tepsilik hamurum kaldı. Onu da bir tanesi piştikten sonra koyma arkadaşlar. Şimdi bunlar bu şekilde mayası gelsin. Birazcık kabarsın. Ondan sonra yumurta sarılarımı ayırdım 3 tanesini. 4 tanesinin akını bunun içine kırdım. Bir tane de sarı ekledim. 3 tane sarıyı da ayırdım. Şimdi üzeri için fırçamızı getirelim. Üzerlerini yumurta sarısıyla yağlayalım. Arkadaşlar diğer tepsimi de getirdim. Hem yer besini alsın mayasını. Şöyle yumurta sarılarımı da kurumasın diye böyle bir saklama kabımı aldım. Biliyorsunuz ben bu hamuru sabahtan yoğurdum canlar. İbrahim Efe'mi okula gönderirken. Diğer bezelerimi de alayım. Ondan sonra hepsini yağlama işlemini bir yapayım. Nasıl fikir? Bence güzel fikir oldu. Şöyle biraz mutfağı buraya taşıdık. Ben böyle iş hiç sevmem arkadaşlar. Ben alışkın değilim buralarda. İş yapmaya ben mutfağımda gözümü açtım mutfağımda yaparım poğaçalarımı her işimi yemeğim olsun ben pek alışkın değilim buralarda iş yapmaya ama üşümemek için geldim.
Arkadaşlar yumurtamın sarısına şöyle azıcık parlak olsun diye yağ atıyorum. Güzelce fırça yardımıyla karıştıralım yağıyla yumurta sarısını. Tekrar almış. Bunu sevmedim. Tekrar yuvarlayacağım. Şimdi fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Hadi fırına verelim. Evet değerli takipçilerim, poğaçalarımı görüyorsunuz. Kontrollü bir şekilde pişiriyorum ve başını bekliyorum. Bunlar pişerken diğerleri ne yapıyor? Onlar da hazır bekliyor. Burada yer mayası alıyor canlar. Şöyle fırınımın demirini çıkardım. Biraz sonra bu tepsi oraya sığmıyor. Demirini koyup öyle pişireceğim sevgili takipçilerim. Şöyle üzerlerine yine çatalla şekil verdim. Evet gönlü güzellerim. Poğaçalarım pişti. Görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Şu an ışıktan herhalde yanmış gibi gözüküyor ama inanın bir yangınlığı yok. Hatta sizlere bunu ispatlayabilmek için şimdi inanmayanlar olacak. Yakıyor ne elmas diyenler olacak. Benim fırınım zaten yakmıyor arkadaşlar. Keşke güzelce kızarsa, kaç saat bekletiyorum. Bazen pişiriyor, bazen pişirmiyor. Şöyle dışarı doğru çıkaracağım sizlere ispatlayabilmek için. Yeter ki sizler inanın diye sevgili takipçilerim. Bak bu kıyamı da unutmam, sizler için yapıyorum. Nasıl olmuş? Çok da güzel oldu bence. Şöyle doğayla baş başa. Elmas bacınızın poğaçaları. Sevgili takipçilerim, poğaçalarımı yaptım, pişirdim. Şöyle bakın canlar, aradaki farkı göstereceğim sizlere. Bu sade yumurta sarısıyla az bir şey yağ ekledim yüzüne. Ne kadar güzel parlıyor. Şurada da yağım arttı ya, o yağ israf olmasın diye fırça yardımıyla sürdüm. Yağlı olan da bu şekilde oldu ama ben sevmedim bunun elini yüzünü. Şunlar daha güzel bence. Bu arada test yaptık. Rukiye bacım aramış görüntülü. Canım poğaça istiyor bacı diyor, çayın yanına göndersen. Keşke yakın olsa da göndersem. Poğaçamı şöyle sizlere test edeyim canlar. Bunu test ettim. Hele bakın yumuşaklığına. Ne kadar güzel. Çok da güzel kızardı. Piştiler. Yiyenlere şifa olsun inşallah. Bir güzel videomun daha sonuna geldim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın canlar.